Bir önceki One Piece videomda Morgan diyeceğime iceberg dedim ve bu hatayı kabul ediyorum. Şimdi One Piece'te, yani One Piece büyük hayranı olduğumun hem kanıtı hem de gerçekten ben 23 yıl önce ilk bölümlerini Belçika televizyonlarına izliyordum. Ve o zamandan beri takip ediyorum. Biraz isim konusunda eksiklerim var. Jujutsu Kaisen videolarını izleyenler zaten bilir. Ve dehşet verici, inanılmaz şeyler yaşıyoruz One Piece'te ve dehşet verici teori konuşacağız. Ondan dolayı çay ve kahvenizi hazırlayınız. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy. Gelecekte Shanks'ı yenecek olan korsan belli. Yani korsanların süper iki tane önemli süpernovanın yönelimi ve tabii ki de Ener, Ay, Bilka üzerine konuşacağız. 1079 ve 1081 chapter'lerinde iki tane süpernovanın yıkılışını gördük. Biri Yusaskid ve diğeri Die Waterloo Trafalgar Low. Onların zaten asa yıkılışı ne anlamına geliyor? Çünkü ikisinin de gemi tamamıyla batırıldı. Yusaskid Elbaf yakınlarda Shanks tarafında ve Law'un Kurohige Karasakal tarafından. Şimdi öncelikle Yusaskid'i alalım. Elbaf yakını, Elbaf demek devler demek. Devlerin şiddet kültü aslında şöyledir. Şiddetin güçlü olan her türlü hükümdarlık sunabiliyor. Zaten bunu Tori ve Brokkie'nin sonsuz bitmeyen dövüşünde bunu anladık. Zaten devlerin ondan dolayı Shanks'a karşı saygıları var. Çünkü Shanks güçlü olduğu için. Yani şiddet kültü önemli. Ve Yusaskid'e bakıldığında Kid bu kültü benimseyerek hem kolun olmayışı hem kızıl oluşuyla alakalı Shanks'ın tahtını indirecek en iyi adaydır. Loki Prens'in yerine yer alarak intikamını öyle alacaktır. Bundan sonra Law'a da devrimci diyebiliriz. Zira 996'da Onigashima'nın poneglifini gördükten sonra orada aslında D ismiyle alakalı birkaç yazılar okuyor ve kendisine şu sözü veriyor. Diyor ki D hakkında ben bilgiler edineceğim. Hem bunu düşünürken Rosinante'ye olan sözünden dolayı da tutmak istiyor. Çünkü Rosinante Law'u koruyorduk. Law'un orijinleri biliyordu. Kökenini bildiği için de biraz daha Odi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bakıldığında Law zaten hep böyle ikincil arkeologtur. Hani özellikle Robin'den sonra. Ve Robin'le beraber birçok aynı planşları, aynı sahneleri paylaşıyorlar. Özellikle mesela Onigashima'nın yerin altındaki kızıl poneglifi mesela beraber görürler. Ve diye sahip olduğunu bir tek Robin'e söylemiştir Law. Law'un artık korsanlık vasfı bittikten sonra mecbur bir yerlere gidecek. Mugiwara'ya gitmeyeceğine göre burada bir devrimci ona yaklaşması gerekiyordu. Lakin bu zamana kadar aslında hangi devrimci olabileceğini düşünmek güçtü. Lakin 1086 chapter'ünde Kobra'nın mirasına sahip olan Sabo'yu gördükten sonra, zira miras dediğim bilgi mirası. Kobra ölmeden Sabo'ya diyor ki bizim D ailesine ait olduğumuzu bil ve bunu bir şekilde aklında bulunsun, haberin olsun yani. Ve bu anlamda Kral Kobra ölmeden önceki en büyük mirası aslında Sabo taşıyor. Böyle de olunca aslında Sabo'nun da esas sorunu, esas gayesi D'nin anlamını bulmak olacaktır. Ve kendisi tekrar adaya görünce Ivankov'la karşılaşılan bir sohbette Ivankov şunu diyor. Ope Ope no Mi meyvesiyle birisini ölümsüz yapmak mümkün. Dolayısıyla Imu Neruna'yı böylelikle kimliğini tespit edebiliriz. Ope Ope no Mi, Law, Sabo, D bunlar bir şekilde örtüşüyor. Zira Dressrosa'da Sabo Law'u görmüştür. Law'un yapmış olduğu güçleri, kullandığı o meyvesini görmüştür. Law'un da derdi, Sabo'nun da derdi D hakkında bilgi sahibi olmak iken Sabo tekrar Law'a yaklaşacaktır. Daha büyük bir dava uğruna gelsinler diye. Bakıyorsunuz zaten Nico ile devrimciler arasında bir güzel işbirliği var. Sabo ile zaten aralar iyi ki Nico devrimci tayfasında kalmıştır o iki sene aralığında. Arkeolog, Elo Sogond arkeolog, Robin'le arası iyi ve Sabo tekrar ona dokunacaktır. Ondan dolayı gelecekte mutlaka Trafalgar, Waterloo, D-Low bir devrimci olarak göreceğiz. Ve bu iki ciddi süpernova geleceğini açıkladıktan sonra üçüncü teorimiz biraz da Ener, Bilka ve
ay hakkında konuşacağız ve bir şekilde Uruji süpernovaya bağlayacağız. Öncelikle bunu anlatayım. Ay'da bir şehir olmuştur ve bu şehri yapan o topluluk Bilka ismine sahiptir. Bilkalar uzayın ham maddesini kullanarak ilk Space robotlarını yapıyor. Bunların ham madde yetersizliğinden dolayı Bilkalar bu sefer mavi dünyaya inip dörde ayrılıyorlar halk olarak. Shadia, Skypia, Bilkon ve Lunaria'lar. Kanatlı insanlar yüzyıllar geçtikçe aslında Bilka gerçeği bir hikaye haline geliyor ve bunların kendi kökenlerini bilmez oluyorlar. One Piece hikayesinde ilerledikçe, daha doğrusu geçmişe de gittikçe, yani belli tabular kırılarak zaten bilgi sahibi oluşu çok görüyoruz bizim günümüzde. Yani Roger'ın işte Skypiea'ya gitmesi, poneglyflerde olan bilgiler ve tabii ki de en önemli şeylerden bir tanesi Oaga şehrinin sahip olduğu bilgi birikimi. Biliyorsunuz dünya hükümetinin aslında en büyük tehdit olarak gördüğü bir insan değil, bilgidir. Bu dünyanın kayıp tarihini bilinmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar ve yok ediyorlar o bilgileri. Şimdi Oaga gibi büyük bir olay olmuştur. Berserk'a oldu ve Oaga'nın sahip olduğu kitapları bilgeler ateşlerden kurtarmaya çalışmış ve devler de denizden kurtarmaya çalışmış ve bunların bütün o bilgi birikimleri Elbaf'ın kütüphanesinde yer alıyor. Ve Elbaf'ın kütüphanesinde kafasına depolayan kim var? Vegapunk. Bir önceki videomda 1109'u konuşuyorduk ve bu 1109. chapter'da Vegapunk 10 dakika sonra ölüm döşeğindeyken bir açıklama yapacak. Vegapunk'ün bilgi birikimi 500 yılın önünden geçiyor. Zaten bilgi birikimi sayesinde Egel gibi bir şehri kurabilmiş, uzay hakkında bilgi sahibi olmuştur ve eski mit olan tanrıları da bilmiştir. Birisi de Nika'dır. Luffy'nin içinde barındırdığı tanrı ve ondan esasında, yani bilkalardan gelen birikimle Oaga'dan ve Vegapunk'tan çıkmıştır bu bilgiler. Yani Vegapunk ay hakkında bilgi sahibi. Bunu zaten gösteren de aynı zamanda ispatlayan da 1068. chapter'dür. Kaku ilk o hologramı görünce şunu demiştir: uzaylı canavar, uzay canavarı. Bunu Kaku mavi dünyasına korsan diyemez bunu. Yani uzay canavarı ne olduğunu da bilemez. Bunu demesi zaten bize bunu gösteriyor. Ve Vegapunk'a bakalım. Vegapunk 6 vücuttan bölünüyor. 6 vücutların hepsine satelit diyor. Yani uydu diyor. Ve kendisini Stella söylüyor. Yani siz isimlere baktığınızda hep uzayla, yıldızla alakalı bir şey. Yani Vegapunk o şehri bulabilmek için, ay şehrini, bilkaları bulabilmek için sürekli uzaya robot göndermiştir. Sizce bunu nereden çıkartıyorum? Hemen anlatayım. 441. chapter'da Ener ile bir uzay korsanı diye bir küçük hikaye var. Ve orada uzay korsanları ayı istila ettiğini görüyorduk. Uzay korsanları esasında burada robotlar. Ener zaten bilkanların bir torunu. Bu bütün aslında uzay korsanı birer Vegapunk'un göndermiş olduğu robottur. Nereden çıkıyor bu bilgi? Tekrar baktığınızda o uzay korsanlarında barometre var ve üstlerine bir kuru kafa var. Kuru kafanın da kafası çok uzun. Bir tek bunun kafanın simgesi Vegapunk'tür. Bunun tüm bilgilerini bize sunacak olan, zira burada Vegapunk ölecektir, bu bilgileri verecek olan Uruji'dir. Çünkü evet, süpernova, yani Oda'nın bir yeni dünyaya atıldıktan sonra bize her arkta süpernova hakkında bilgi sahibi olduk. Law Descent, Kid, Killer, Apu, Capone BG, Hawkins ve en son zaten bizim bu Eged sezonunda Bone hakkında bilgi sahibi olduk. Birisi eksik, Uruji. Elbaf'ta Uruji göreceğiz ve Uruji'de orada birçok şeyin bileşimi olacaktır. Bir de şöyle bir şey var. Her zaman devlerin bu şehrine giderken, yani o da bir şekilde çizerken, yani o kadar içindeyim ki, o kadar geziyorum ki One Piece'te okurken, harbiden oradayken dedim ya, oraya giderken, orada sürekli o da çizimlerinde devlerin şehrinde ufak böyle yerden göklere kadar rölyefler çiziyor. Yani o rölyefler hiçbir şekilde, o gölgelendirmeler eksik değildir.
E bunu da bakarken aslında Giant Jack'lere benzetiyorum. Yani Skype'deki olduğu gibi. Ve bunları aslında acaba tekrar bu Magic Tohum ve hatta Jack hikayesini andırabilir mi? Yani o ağaçların tepesinde bir büyük bir Elden Ring ağacı olabilir mi? Yani bunları düşünürken zaten birçok mitlerden alındığı için biraz da One Piece. İskandinav mitlerinden gelen Yggdrasil yani ağacını görebilir miyiz? Şayet bu dediğim teori gerçekleşirse o zaman Oaga kitapları, Vegapunk, Giant Jack'ler, Saolu, Uruji ve oraya gidecek olan Mugiwara'lar bu şekilde ay hakkında bilgi sahibi olacağız ve belki de orada Ener'in gelişini sonunda göreceğiz. Bu teori hakkında siz neler düşündünüz? Video bu kadardı. Beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayınız. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buray Güzel Soy. Bir sonraki One Piece inceleme ve analizlerini yapacağız. Artık buna yapmak için en iyi zamanlardan bir tanesi. Çünkü One Piece kapıları inanılmaz yerlere açılıyor. Sizlere sağlık diliyorum ve Dragon Ball'la kalın. Ciao.